O kar tanelerinde hepsi muazzam bir özelliğe sahip, muazzam ahenkli ve muazzam bir şekilde geometrik şekillere sahip. Rabbimiz tek tek indiriyor onları. Gökyüzünde onlar böyle adeta dans eder gibi uçuşuyorlar. Ama tarih boyunca şahit olunmamıştır ki gökyüzünde karlar birbirlerine çarpmıyor. Yoksa çarpsa, karlar birbirlerine toslasa, karlar birbirine değmiş olsa, gökyüzünden yeryüzüne inene kadar o karlar birer kar topu halinde, çığ gibi koskoca kütleler halinde kar yeryüzüne iner de ne ev kalır, ne arabalar kalır, ne hayvanat kalır, ne bağlar, bahçeler, hepsi helak olup gider. Kara baktığımız zaman, yağmura baktığımız zaman, esen rüzgara baktığımız zaman, bulutların sevk edilmesine baktığımız zaman, dolunun yağdığına baktığımız zaman, esen o rüzgarla birlikte yaprakların sallanmasına, yaprakların dökülmesine baktığımız zaman, sararan yapraklara baktığımız zaman, yeryüzünün adeta ölümüne baktığımız zaman, toprağın adeta, bitkilerin adeta, ağaçların adeta ölümünü anımsatan, hatırlatan bu kainata baktığımız zaman Allah'ın varlığını, birliğini hatırlamalı insan. İşte kışın ahlakı budur. Rabbimizin ayetlerini tefekkür etmek, Rabbimizin ayetlerine bakarak ya Rab, bunları sen yapıyorsun, bunları yapan sensin ve yaptığın her bir şeyde binlerce, milyonlarca hikmet var. Sana şükürler olsun, sana hamdolsun, seni bildim, sana kulluk ediyorum, senin yolundan gidiyorum, peygamber efendilerimizin yollarından gidiyorum, Allah'ın bizlere çizmiş olduğu o güzel yoldan gidiyoruz diye hamd etmeli, tefekkür etmeli, şükretmeli insan. Kış ahlakı budur.